Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocukların çok seveceği nefis top kekler hazırladım. İster evde ikram edin çocuklarınıza isterseniz e, okul beslenmelerine koyun. Gerçekten pamuk gibi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Oda sıcaklığındaki 2 adet yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri ilave edelim ve mikser yardımıyla Güzelce çırpalım arkadaşlar yaklaşık 4-5 dakika çırpalım her kekte olduğu gibi bunda da güzelce beyazlaşıp köpürmesini bekleyelim Güzel bir kek yapmanın püf noktası bu diyebilirim Evet gördüğünüz gibi yumurta ve şekerim güzelce köpürdü Şimdi üzerine yarım su bardağı çay ilave ettim yani çayın demi yarım su bardağı da sıvı yağ ekledim İsterseniz çay yerine süt de kullanabilirsiniz. E, fakat ben bu tür kakaolu keklerde genelde çay kullanıyorum. 2 yemek kaşığı da kakao ilave ettim arkadaşlar. Çok hafif e, mikserin en düşük devrinde çok hafif e, çırpıyorum. E, daha sonra mikseri kaldırıyorum. Şimdi unumu üzerine ilave edeceğim. Bir e, paket kabartma tozu, bir paket de vanilin ekleyeceğim arkadaşlar. Evet güzelce unumu eliyorum. E, unumuzu eleyerek ekleyelim üzerine lütfen daha güzel havalı bir kek yapmak için. Evet şöyle spatula yardımıyla unumu kek harcıma güzelce yediriyorum. Bu aşamadan sonra mikseri kullanmıyoruz arkadaşlar. Kekimi güzelce karıştırdıktan sonra 12'li muffin e, kek kalıbının üzerlerine top kek kağıtlarını yerleştirdim. Kek harcımı daha rahat dökebilmek için böyle bir kaba aldım. E, ve daha sonra bir parmak kalacak şekilde e, muffin kalıplarımı dolduruyorum arkadaşlar. Çok fazla e, doldurmayın. Kek de kabaracağı için taşabilir. O yüzden şöyle bir parmak kalacak şekilde doldurmanız yeterli olacaktır. Bu ölçü 12'lik muffin kalıplarına tam geliyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız e, 12 tane top kek elde edebilirsiniz. Daha sonra üzerlerine iri kıyılmış ceviz serptim arkadaşlar. Siz isterseniz damla çikolata, fındık, fıstık, evinizde ne varsa ondan serpebilirsiniz. Hiçbir şey koymayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, kekimi hazırladıktan sonra 170 derecelik fırında top keklerimi pişmeye bırakacağım. Fırın süresini şöyle veremeyeceğim. Aşağı yukarı 20 dakikayı buluyor ama fırından fırına fark edebilir. O yüzden lütfen kontrollü ekleyin bir kürdan batırarak içine pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi keklerim çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi bir de size iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten pamuk gibi nefis bir top kek oldu. Gerçekten çocuklar bayıla bayıla yedi. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Evet gördüğünüz gibi pamuk gibi bir kek oldu. Evet bu tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarıma beğeni bırakmayı, yorum bırakmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz eğer bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.